misafirlerimiz Renk, Işık, Titreşim Türk İzlenimcileri isimli sergimizin açılışına hepiniz hoş geldiniz. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Arkas'a mikrofonu veriyorum. Değerli dostlar, hepinize hoş geldiniz diyoruz. İzmir'in bir sanat merkezi, sanat şehri yapmaya çalışıyoruz. Bizim ikinci bir müzemiz bir sene sonra açılır ümit ederim. Müsrail Yıldız'ın müzemelerinde. Ve İzmir deyince sanat müzemelerinde aklına gelmemesi lazım diye öyle bir uğraş veriyoruz. Titreşim sergisi 1914 kuşağı öncüleri ve daha sonra onları takip eden jenerasyon, onların öğrencileri olan sanatçıların eserlerini bir araya getiriyor. 1914 kuşağı Türkiye'de modern resmin kurucuları sayılabilir. Çoğunluğu sanayi nefiseden mezun olduktan sonra Avrupa'da eğitime giden bu sanatçılar döndüklerinde beraberlerinde Fransa'da o dönemde artık son demlerini yaşamakta olan izlenimci anlayışı da yurda getiriyorlar ve sanat anlayışlarında, tuvallerinde bu etkiyi yansıtıyorlar. Tabii ki 1914 kuşağı öncesinde de açık hava resmi geleneği esasında başlamıştı. Özellikle bunun en önemli temsilcileri Hoca Ali Rıza ve Halil Paşa yapıtlarıyla da sergide yer alıyor. Bu anlayışla beraber işte 1914 kuşağı ile birlikte Türk resminde yepyeni temalar resmin konusu olarak ortaya çıkmaya başlıyor. Öncesinde daha çok manzara resmi, portre ve sipariş üzerine yapılan saray tarafından verilen sipariş resimleri görmekteyken 1914 kuşağı ile birlikte biraz daha gündelik yaşam, Cumhuriyet dönemiyle beraber kadın imgesinin, modern kadın imgesinin işlenmesi, iç mekan resimleri, figüratif çok farklı kompozisyonlar resim literatürüne de Türkiye'de girmeye başlıyor. Sergide 125 adet eser var. Bu 125 adet eser 17 farklı koleksiyondan bir araya getirildi. Arkas koleksiyondan 75 tane eser yer alıyor. Diğer 50 eser ise kıymetli koleksiyonerlerden bu sergi için Arkas Sanat Merkezi'ne ödünç verildi. Sergide ki yerleşimde biraz merkeze tabii ki 1914 kuşağı yer alıyor. Hemen ondan önce yer alan odada öncüler, işte Hoca Ali Rıza, Halil Paşa, Diyarbakırlı Tahsin gibi daha öncü kuşak sanatçıların eserleri var. Tabii ki Osmanlı Ressamlar Cemiyeti oluşumu o dönemde işte ilk sanatçı birliği olarak çok önemli. Ve bu bağlamda arkamda görmüş olduğunuz cemiyetin hamisi, kurucu üyelerinden Şehzade Abdülmecid'in de bir tablosu var. Daha sonra 1914 kuşağı. Devam eden asker ressamlar ve Çağlı Kuşağ'ın öğrencileriyle üst katta da sergimiz devam ediyor. Sergi Temmuz sonuna kadar devam edecek. Giriş ücretsiz. Önceden rezervasyon yaparak telefonla grup olarak turda gezme imkanı var. Sergiyle birlikte bir de çok güzel bir kitap çıkardık. Mimar Sinan Üniversitesi'nden Sayın Burcu Pervanoğlu'nun kaleme aldığı bir kitap bu. Sergide yer alan eserlerin yanı sıra o dönemi irdeleyen çok da güzel bir makale var içerisinde. Kitapla ilgili daha detaylı bilgiyi sanatseverler web sitemizden alabilirler.